Uygarlığın temel taşı, dünyanın can damarı, gelişimin vazgeçilemez kaynağı. Enerji, endüstriyel ve toplumsal kalkınmanın temel girdisi, küresel ekonominin olmazsa olmazı. Ve 20. yüzyıla damgasını vuran enerji kaynağı petrol. Bu büyük kaynağın merkezinde bir ülke Türkiye. Petrolle çevrilmiş topraklarda, petrol komşuluğunun incelikli diplomasisinde Türkiye, hızla artan nüfusu ve gelişen ekonomisinin artan talebi için çözümler peşindeki ülkemiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin petrol aramacılığı 1934 yılında Midyat Baskir'indeki petrol sondajıyla başlar. Yıl 1940. Anadolu Raman Dağı'nda bulunan petrolün heyecanına 1945'te MTA'nın Raman 8'de gerçekleştirdiği ilk ticari keşif eklenir. Bu sevinç 1951 yılında Garzan sahasının keşfiyle katlanarak artar. Ve 1954'e geliyoruz. Türkiye için artık büyük enerji politikaları önemlidir ve artık ülkemizde petrol sektörü için MTA'dan ayrı bir yapılanmaya, ayrı bir yasaya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca 6327 sayılı kanunla cevap verilir ve Türkiye'nin yaşamsal kuruluşlarından biri olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulur. Türkiye Petrolleri 17 büyük şirketin bizzat kurucusu olarak görev almış, ülkemizdeki petrol sektörünün ilklerini İpraş, TÜPRAŞ, TETKİM, İpragaz, İksaş, DİTAŞ, BOTAŞ ve POAŞ'ı hayata geçirmiştir. Türkiye Petrolleri'nin entegre yapısı 1983 yılında değişmiş ve bu kuruluşlar bünyemizden birer birer ayrılmıştır. Bugün Türkiye Petrolleri, Merkez Teşkilatı'nın yanı sıra Batman, Trakya ve Adıyaman bölge müdürlükleriyle ülkemizin her köşesinde gerçekleştirdiği arama, sondaj ve üretim faaliyetleriyle hiç kuşku yok ki ekonomimizin başrol oyuncularından biridir. Türkiye Petrolleri'nin gerçekleştirdiği keşiflerde günlük 75 bin varil petrol üretim rekorunun kırıldığı 1991 yılı altın yıl ilan edilir. O yıllardan günümüze Türkiye Petrolleri ilk günkü heyecanı, özverili çalışma azmiyle, arama, sondaj ve üretime dönük yeni kimliğiyle varlığını sürdürüyor. Ülkemizin petrol ve doğalgaz ihtiyacının hızla arttığı bu dönemde hidrokarbonun öz kaynaklardan sağlanması hayati bir önem taşımakta. İşte Türkiye Petrolleri'nin petrol arama stratejisinin ana hedefi budur ve bunu gerçekleştirmek için denizlerimizin yanı sıra Trakya, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede arama yatırımlarını sürdürüyor. Enerji arz güvenliğinin önemli bileşenlerinden biri olan doğal gaz depolamaya da büyük önem veren Türkiye Petrolleri, ülkemizin toplam 1,6 milyar metreküp kapasiteli ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesislerini 2006 yılında açar. Türkiye Petrolleri son yıllarda ülkemizin daha az aranmış alanlarında ve özellikle de denizlerimizde büyük hamleler yapmakta. 2004 yılı içerisinde Batı Karadeniz deniz alanında uluslararası şirketlerle ortak yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda Ayazlı bir kuyusunda doğalgaz bulunur. Bu, Karadeniz'in ilk ekonomik hidrokarbon bulgusudur aynı zamanda. Bu kaynağın 2006 yılı sonunda bölgenin ihtiyacına sunulması bekleniyor. Diğer taraftan bir dünya devi olan British Petroleum'la beraber uzun soluklu ve verimli bir proje hayata geçti. Türkiye Petrolleri Doğu Karadeniz Projesi olarak adlandırılan bu projede ilk derin deniz kuyusunun sondajına 2005 yılı içerisinde başladı. Karadeniz'de gerçekleştirilen arama yatırımlarıyla 2 ve 3 boyutlu sismik çalışmaların sonuçları Karadeniz'i dünyanın ilgi odağı haline getirir. Karadeniz'de bir ilk olan bu faaliyetler hızla devam etmekte ve yeni uluslararası işbirlikleri beklenmektedir.
yurt içi ve yurt dışı gelirleri 1 milyar dolar aşan Türkiye Petrolleri'nin yurt içi yatırımları her yıl katlanarak artıyor. Ortaklığımız, ülkemizin yeni petrol zenginliklerinin kısa zamanda bulunabileceği ümidini veriyor. Bu ümitler, ortaklığımızın sadece ülkemizde değil, dünya çapındaki projelerinde de ortaya çıkıyor. Güvenilir yurt dışı petrol kaynaklarına yönelme felsefesine uygun olarak Türkiye Petrolleri, bağlı kuruluşu olan Turkish Petroleum International Company Limited'i kurar. Ayrıca Turkish Petroleum Overseas Company Limited, Turkish Petroleum BTC Limited ve Turkish Petroleum SCP Limited gibi şirketleri ve iştiraki Kazak Türk Munay şirketi de yurt dışı yatırım portföyünü genişletir. Türkiye Petrolleri, özellikle 1993'ten sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika ülkelerinde yeni faaliyetlere başlar. Bu kapsamda yurt dışında aktif olarak petrol ve doğalgaz arama ve üretim çalışmaları Azerbaycan, Kazakistan ve Libya'da hız kazanmıştır. Kazakistan'daki faaliyetler, Kazakistan Milli Petrol Şirketi, Kaz Munay Gaz'la beraber kurulan Kazak Türk Munay Şirketi ile sürdürülüyor. Azerbaycan'da ise Azeri Çıralı Güneşli'de %6,75, Şahdeniz'de %9 ve Alov'da %10 hisseyle faaliyetlerini sürdürüyor. Artık Türkiye Petrolleri'nin yurt dışı üretimi 2005 yılı itibariyle yurt içi üretimini yakalamıştır. Daha pek çok büyük uluslararası projede söz sahibi olan şirketin bu tür faaliyetleri hepimiz için gurur kaynağı. İşte bunların başında %6,53 hisseyle Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi ve %9 hisseyle Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı Projesi gelmekte. Peki ya gelecek? Türkiye Petrolleri rezervini artırmak amacıyla Irak, Cezayir, Libya, Mısır, Suriye, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, Brezilya ve Endonezya'da pek çok fırsatı analiz etmiş, yurt dışı portföyünü genişletmeye yönelik 2010 ve ötesindeki hedeflerini belirlemiş, yol haritalarını ve eylem planlarını hazırlamıştır. Büyük heyecan, emek ve gayretle gerçekleştirilen bu yatırım hamlelerinin sonucu olarak günlük petrol üretimi 70 bin varili aştı. Çalışanlarına birey olarak değer veren, başarılarını paylaşan, çalışanlarının gelişiminin temini ve potansiyelini ortaya çıkarmak için gereken ortamı hazırlayan Türkiye Petrolleri, fırsat yaratan ve destek veren bir yönetim anlayışını benimsiyor. Enerji üretimiyle doğrudan bağlantılı olan çevre ise asla taviz vermediğimiz bir alan. Personelinin çevre konusunda gittikçe bilinçlenmesine önem veren Türkiye Petrolleri, petrol faaliyetlerinde çevre koruma çalışmalarını arttırıcı yönde katkı sağlıyor. Gelişmiş teknolojisiyle dünyadaki büyük petrol şirketleriyle yarışan Türkiye Petrolleri, bu başarılarını, sahip olduğu vizyonu ve misyonu doğrultusunda önümüzdeki yıllarda artırarak sürdürmekte kararlı. İşte bu film, Türkiye Petrolleri'nin 50 yılı aşan başarı öyküsüdür. Bu öykü, umudun, heyecanın ve emeğin öyküsüdür. Petrolcülerin çabasını özetleyen tek bir cümle vardır. Zafer, sondaj matkabının ucundadır. Petrolcülerin işi iddialarla değil, matkabın varlığı kadar kesin ve gerçek bir bulguya, yani petrole dayanır. Türkiye Petrolleri, geleceğe umutla bakan, yeni projeler üreten, ülkemizin tek milli petrol şirketi ve sektörün öncü kuruluşudur. Bu yüzden Türkiye Petrolleri, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun temel taşıdır. Petrol neredeyse, Türkiye Petrolleri oradadır.